Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir battaniye çalışması yapacağız. Battaniyemizi şiş örgüsüyle çalışacağız ve şöyle görmüş olduğumuz gibi küçük küçük kare haroşalar öreceğiz. Haroşalarımızı örüp üst üste tamamladıktan sonra sırası ile belirlemiş olduğumuz bir tane renkle birbirine birleştirerek istediğimiz boyutlarda bir battaniye olacak. Dilerseniz kalan iplerimizi değerlendirmek adına çok güzel bir çalışma olur. Dilerseniz yeni birkaç renkten oluşan ipler alarak bu şekilde çalışmamızı yapıp battaniyemizi istediğiniz boyutlarda örebilirsiniz. Bakınız. Birleşme işlemini beraber yapacağız ve şöyle bakınız kenardaki uygulamış olduğumuz çalışmayı da birlikte yapalım ve battaniyemizi sizlerle birlikte en azından birkaç karesini tamamlamış olalım. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Krilerimizi başlamak için şişimizi ilmeğimizi toparlamaya başlayalım. Bakınız şöyle biraz ipimizi uzatalım. Kaç tane ilmek üzeri başlayacaksanız ona uygun olacak şekilde ipimizi uzatalım. Birazcık uzun tutmamızda fayda var. Denk gelmezse sürekli sökmek zorunda kalmazsınız. Bakın şu şekilde ortalıyorum. Şöyle 40 santime kadar ipimi ayırdım. Yani göz kararı. Şöyle bakınız tam ortaladım. Bir tarafta kısa ipim, diğer tarafta uzun ipim var. Ortalamış olduğum ipimi bir tanesini işaret parmağımı, bir tanesini baş parmağımı alıyorum ve son iki parmağımla tutuyorum. Bakınız şu şekilde. Tabii farklı yollarla da ilmeğimizi toparlayabilirsiniz. Bilmeyen arkadaşlarımıza fikir olması için ve üzerinden şişimi alıyorum. Hangi numara şişle öreceksem ipimizin kalınlığına göre tercih edelim. Kalın ipleri kalın şişlerle ince ipleri daha ince şişlerle örelim. Tabii e, battaniyemizi aynı kalınlıktaki iplerle örersek çok güzel olur. Kalın ip ile örmek istiyorsak ince ipi de sevmiş ve artmış ise onu iki kat ederek aynı ölçüye getirebiliriz. Hemen şişimi bakınız ilmeğimi toplamak için üstten alıyorum. Önce baş parmağımın altından giriyorum. İşaret parmağımın bakınız şöyle üzerinden geçirip altından alıyorum ve çekiyorum. Baş parmağımın altından giriyorum, işaret parmağımın üzerinden girip alttan aradan çıkıyorum. Baş parmağımızın altından işaretin üzerinden alıp şöyle aradan geçiriyorum. Ve yeterli ölçüde ben 30 tane ilmek başlamak istiyorum. 30 ilmek üzerine modelimizi kuralım. Bu şekilde ilmeğimizi toparlıyorum. Alıyorum, yukarıdan geçiriyorum. Aşağıdan yukarıdan arasından geçiriyorum bakınız. Toplamda 30 tane ilmeğimiz olunca görüşelim. 30 ilmeğim oldu. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30. Bakınız ipimde şu kadar kaldı. Ayırmış olduğumuz ip. Şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz yönden örmek istiyorum ben örgümü düz olarak alış yönleriniz farklı olabilir hiç önemli değil nasıl alırsanız alın ister ters yönden ister düz yönden her iki yönden ördükten sonra hiç sıkıntı yaşamazsınız bakınız giriyorum ve birer birer sona kadar örüyorum Hem kalan ipleri değerlendirebiliriz ya da a, yeniden ipler alıp güzel örtümüz örebiliriz. Son ilmeğime gelene kadar ördüm ve son ilmeğimi de örerek tamamladım ve bir diş haroşamızı bu şekilde ördüm. Hemen diğer yönü çeviriyorum. Bakınız bir diş haroşamız olmuş durumda her iki yönden. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve yeniden düz yönde örüyorum. Bakınız aynı yönden örüyorum. Biraz önceki örmüş olduğum şekliyle örgümü örüyorum. Ve kare olana kadar her iki yönden örgümü örerek ilerliyorum. bir görelim bir sıra önden bir sıra arkadan ördüğümüz zaman bir diş haroşa olmakta bir diş örmek için iki sıra örmemiz gerekmekte şimdi bir sıramı bitirdim diğer sıramı ördükten sonra haroşa sayım ikiye çıkmış olacak diş sayım birinci ilmeğimi örmeden alıyorum İpimi arkaya geçiriyorum yine bakın aynı yönden hep aynı yönden örüyorum düz. Tabi düz alma yönünüz farklı olabilir. Ve devam ediyorum. Şimdi ikinci dişimize ulaşacağız sıramızın sonunda. sona doğru geliyorum. Ve en son ilmeğimi de örüyorum. Çevirdiğimde bakınız. İki diş haroşamızı ördük. Dört sıra ördük. İki diş haroşamız oldu. Şöyle görelim bakınız. Arkası örgümüzün. Burası örgümüzün ön yüzünü oluşturmakta. Şimdi yeterli ölçü gelene kadar hem ön yüzden hem arka yüzden düz olarak örelim ve e, kareyi tamamlayalım. Roşalarımı her iki yönden örerek e, istediğim ölçüye getirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 diş ördükten sonra hemen kesme işlemimize başlayabiliriz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sonrasında bakınız ilk ilmeğimi düz örüyorum. Birinci ilmeğimi şişime geçiriyorum. Ve ördüğüm ilmeği arasından geçiriyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şu şekilde ördüğüm ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Sırasıyla önce örüyorum. Ördüğüm ilmeğin içerisinden yeni ördüğümü geçiriyorum. Dilerseniz şu şekilde de çalışabilirsiniz. Ördüğümüzü tekrar örülmemiş ilmeklerin yanına takarak her ikisini şu şekilde düz olarak alabilirsiniz. Birbirinin içerisinden geçirmekte zorlanan arkadaşlarımız bu şekilde yapabilir. Bakın her ikisini ördüm. Tekrar şişime takıyorum hem ördüğümü hem yeni hiç örmediğimiz ilmeğimizi alıyorum ikisini aynı anda ördükten sonra yeniden şişe takıyorum her ikisini birlikte bir taktığımız ilmeği bir sonraki ilmeğimizi alarak örüyorum ve bu şekilde kesme işlemimizi yapıyoruz Evet Evet kestikten sonra bakınız motifimizi hemen tığlama işlemimize başlayalım kenardan batıyorum ipimi alıyorum çerçeveyi hangi renkle yapacaksak. bir tane düğümümüzü atalım zincir çekerek ve başlayalım bakınız düz yünü kendimize doğru baksın bir iki tane zincir çekiyorum hemen şöyle göz karar bakın hemen dibini değil biraz ileriye gelerek batıyorum bir iki zincir çekiyorum bir atlıyorum diğer yana batıyorum bir ve iki bir atlıyorum hemen dibine batmıyoruz bakınız bir yanına bir ve iki tabi bu öleceğiniz ipin kalınlığına inceliğine göre ayarlamalarda bulunabilirsiniz hemen bakınız yanı değil 2 tane zincir 1 ve 2 1 ve 2 1 ve 2 2 zincir çekip bir atlayıp hemen batıyoruz 1 ve 2 ilk motifimizin tamamının çerçevesini yapıyoruz. 1 ve 2 uç kısma batıyorum. 1 ve 2 dönüyorum diğer tarafa doğru bakınız. Tamamen göz kararıyla ile ilerleyebilirsiniz. Bakın buraya geçsem çok uzaklaşmış olacağım. Hemen yakınındaki yere batıyorum. 1 2 diğerine batıyorum. 1 ve 2 bir atlıyorum, diğerine batıyorum. 1 ve 2 bir atlıyorum, diğer sıraya ve bu şekilde kenarlarımızı ikişer zincir çekip atlayarak bakınız şu şekilde batalım hepsi uyum içerisinde dört köşesinin dördünü de tığlayalım Birinci motifimizin kenarlarını tığladık. Şimdi ilk motifimizi mutlaka bütün kenarlarını tığlayacağımızı söylemiştik. İkinci motifimizi ise üç kenarını tığlıyoruz. Dördüncü e, kenarında ise bir önceki motifimizle birleştirme işlemini yapıyoruz. E, battaniyemizin kenarını isterseniz dilimli benim burada Yapmış olduğum gibi daha önce bakınız kenarları dilimli olarak örebileceğiniz gibi isterseniz bakın bu şekilde dilimli bırakabileceğiniz gibi isterseniz şu şekilde tamamı düz bir şekilde ayarlama yapabilirsiniz birleştirme işlemini yaparken. Evet e, tamamen tercihinize göre ayarlamamızı yapalım. Şimdi diğer motifimi. 3 tane kenarına tığlayalım. 4. kenarında diğer 4 e, kenara kenarı tığlı olan modelimizde yani motifimizde birleşme işlemimizi yapalım. 3 kenarımı tığladım. Hemen diğer motifimi alıyorum. Şu şekilde arkalarına birbirine tutuyorum. Her ikisinin ön yüzü de e, dışta kalıyor. Ters yönleri birbiri üzerinde tutuyoruz. Düz yönleri ise dışarıda kalmak suretiyle hemen birleştirme işlemimize başlayalım. 1 hemen zincirim bir tane zincir çekiyorum tam köşedeki yere gelerek batıyorum kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum hemen bu yöne geçip batıyorum tekrar bir tane zincirimi çekiyorum diğer taraftaki dilimin içerisine giriyorum önce kapatıyorum sonra bir zincir çekiyorum bu yönde batıyorum bir zincir çekiyorum karşı taraftaki sıradan bakınız 2 zincir çekmiş olduğum yere giriyorum. Kapatıktan sonra bir zincir çekiyorum. Bu taraftaki modelime batıyorum. 1 tane zincir çekiyorum, karşıya girerek ayarlamamı yapıyorum. Eğer e, şuradaki fazla ya da eksikse bura zaten yapılmamış olacağı için lütfen buraya uygun olarak ayarlayabilirim bazen iplerimiz kalın ya da ince olabilir birisinde azken birisinde fazla olabilir onun için burayı zaten örülmemiş olduğu için istediğimiz gibi ayarlamalarda bulunabiliriz bir tane zincirimi çekiyorum diğer tarafa batıyorum hemen bir zincirle batıyorum tekrar bir zincir Karelerimiz bu kadar şeyleri belli etmeyecektir. Çok fazla olacağı için modelimiz bir tane zincir. Karşı tarafa bu şekilde bir tane zincir bu yöne bir diğer yöne bakınız batarak birleşme işlemimizi yapalım. Karşılıklı batarak sıramızın sonuna kadar geldik. Bakınız hemen birleşme noktamın bulunduğu yerdeyim şurada. Ve bitiş noktası. Şurada birleşmemizi, burada da bitişimizi yapacağız. Hemen bir tane zincirimi yeniden çekiyorum. Diğer tarafa batmıştım. Bu yöne batıyorum. Karşı en uç noktaya batıyorum. Yeniden bir zincirimi çektikten sonra ilk başlangıçtaki bakınız zincirimizin bulunduğu yere girip ipimizi şu şekilde geçirelim. Bir tane de zincirimizi çektikten sonra İpimizi buradan keselim ve birleşme işlemimizi şu şekilde tamamlamış olalım. Bakınız karşılıklı çok çok kolay zincirlerimizi ve mesafemizi ayarlayarak modelimizi birleştirelim. Evet diğer motiflerimizi de aynı şekilde karşılıklı birleştirme işlemimizi yaparak istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Batonemizin kenarının tığlamasını şöyle ufak bir parça üzerinde göstermek istiyorum. Siyah ipimizde yine bir tane zincir çekip düğümümü atıyorum. Şöyle köşeden başlayalım bakınız. Köşeye batıyorum. Ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Aynı yere 1, 2 tane trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanımız oldu. Birisi zincirden. Bir yuvaya atlıyorum. ikinci yuvaya gelerek batıyorum. Tabi ipinizin kalınlığına göre bu batma mesafesini ayarlarsanız çok güzel olur. Hemen 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki batmış olduğum noktanın arkasından giriyorum. 1 ve 2. Toplamda zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu. Şöyle açarak göstermek istiyorum. Ve bir yuva atlıyorum. ikinci yuvaya batıyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. Hemen batmış olduğum yerin ardına giriyorum. 1 ve 2. Bir tane yuvamı atlıyorum. Diğer yuvaya batıyorum. Ve bu şekilde ard ardına bütün kenarlarımızı dolaşarak tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde bir çalışmamızın da sonuna geldik. Hem e, kare motiflerimizi haroşa olarak çalıştık. Birleşme işlemini ve kenar işlemini de tamamladıktan sonra artık dilediğimiz büyüklükteki battanelerimizle çalışabiliriz. Tek kişilik, çift kişilik bebe battaneleri ya da e, TV seyrederken üzerimize hemen dizlerimizi örteceğimiz küçük battaneler şeklinde örebiliriz. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.